Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'te gökyüzünde neler var? Evet sevgili oğlaklar, öncelikle yönetici gezegeniniz Satürn'e bakalım. Satürn yıl genelinde balık burcunda olacak. Zaten 2023'te de böyleydi. 2026 Mart'ına kadar da balık burcunda hareketini sürdürecek. Sizin 3. ev alanınızda Satürn'ün olduğu yerde biliyorsunuz biraz böyle sorumluluklar var, dersler var, öğrenmemiz gereken konular var. 3. ev aslında tam da eğitim evi. Yani biraz yıl boyu öğrenci olduğunuzu söyleyebilirim. Bir şeyleri öğrenmek için, kendinizi geliştirmek için, işte eğitimler için bu yıl daha fazla çaba gösterebilirsiniz, sorumluluk alabilirsiniz. Yeni bir şeyleri öğrenme konusunda daha fazla belki efor sarf edebilirsiniz, kurslara gidebilirsiniz, eğitime gidebilirsiniz. Tabii ki 3. ev konusu zaman zaman sizi yorabilir, zorlayabilir. İşte gitmek istediğiniz seyahatler biraz gecikebilir, kısıtlanabilir. Kardeşlerle ilgili zaman zaman ekstra sorumluluklarınız olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde belki komşu ilişkilerinizde biraz zorlanmalar olabilir. Burası genel itibariyle hani sizi eğitim ve bilgi yönünde desteklerken hani eğlenceli konular yönünde birazcık sıkıntıya da sokabilir. Özellikle yakın çevre ilişkilerinde zaman zaman daha fazla mesuliyet almanız gerekebilir. Yılın ilk aylarında Jüpiter'le Satürn'ün güzel bir açısı var. Bu aslında yılın ilk aylarında daha kısmetli, daha verimli olabileceğini bize gösteriyor. Nisan ayında Mars da buradan geçecek. Dolayısıyla 10 Nisan civarında Mars-Satürn kavuşumu biraz hani 3. ev konularında dikkat gerektiriyor. İşte trafikte dikkat edin, seyahatte gecikmeler olabilir, eğitimde biraz engeller, sınav gibi bir sorununuz varsa, yani bir sınava girmeniz gerekiyorsa biraz daha zorlanmalar olabilir. Ya da kardeşlerle ilgili konularda biraz daha fazla sizi yorabilecek koşullar olabilir. Jüpiter Boğa burcunda olacak 25 Mayıs'a kadar 5. evinizde. Unutmayın, Jüpiter'den güzel bir açı alıyorsunuz. Bu anlamda yılın en şanslılarından birisiniz. Bunu unutmayın sevgili oğlaklar. Eğer henüz 2023'te Jüpiter'den gereken desteği almadıysanız bu yıl alacaksınız. 25 Mayıs'a kadar güzel, keyifli bir Jüpiter etkisi var. Hem de şans evinizde. Yani bu hem maddi hem manevi şans ve fırsatlar anlamına geliyor. İşte eğitim konularında biraz yoruluyorsunuz, sıkılıyorsunuz ama Jüpiter burada sizi çok geliştirecek. Hani burada hobilerinizi geliştirin ama bunlar sadece eğlence için değil. Hani resim yapma yeteneğiniz varsa kursa gidin, eğitim alın. Geliştirin. Gerçekten güzel, altyapısı olan işler yapın. Herhangi bir konuda bir beceriniz varsa işte eğitimini alın. Buna zaman ayırın. Yani her gün belirli bir saatte çalışın, emek harcayın. Bu da size değer katacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, özgüveniniz artacak, özdeğer duygunuz güçlenecek. Ve tabii ki 25 Mayıs'a kadar aşk konularında, sosyal yaşamda, çocuklarla ilgili alanlarda ve tabii ki maddi kazançlar anlamında daha şanslı olduğunuzu da söyleyebilirim. 21 Nisan ve yakınlarında Uranüs ve Jüpiter'in güzel bir bağlantısı var. Sürprizlere hazır olun bu dönemde. Hızlı sürprizler, aniden aşık olabilirsiniz. Aniden çocuk sahibi olabilirsiniz. Yani böyle bir haber gelebilir. Yani sürpriz beklenmeyen durumlar, inşallah güzel sürprizler söz konusu olur. Jüpiter hani hızlı bir para kazancını da tetikleyebilir. Özellikle bu Nisan ayında hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek. Evet, şans evinizden ayrılacak. 6. evinize gelecek. Biraz da orası angaryalar evi, biraz iş evi. İkizlerde de Jüpiter hani boğada olduğu kadar çok hani böyle sevimli değildir aslında. Yani daha düşük frekanslıdır. 6. evinizde olacak. Bu yüzden 25 Mayıs'a kadar olan dönemi daha iyi değerlendirin. Yılın sizin için keyifli dönemleri, özellikle ilk yarısı diyebilirim. Ama tabii ki 25 Mayıs'tan sonra da hani olumsuz değil. Yani burada iş temponuzu arttırabilir. İş ve çalışma koşullarında mesela aynı anda iki işle çalışabilirsiniz. İşte işle ilgili eğitimler, işle ilgili bir şeyleri öğrenme, işinizi geliştirme, özellikle teknolojiyle ilgili konular, iletişimle ilgili reklam, promosyon çalışmaları ve benzeri alanlarda burada
daha fazla gelişmeler olabilir. Çalıştığınız ortamlarda eleman sayısı biraz artabilir. Daha kalabalık ortamlarda çalışabilirsiniz. Eğer bir yardımcıya ihtiyacınız varsa, işte bir asistan, bir yardımcı ya da evinizde çalışacak bir eleman, bunları bulabilirsiniz. Evcil hayvanlarla ilgili kısmetleriniz de olabilir, özellikle Haziran'dan itibaren. Plüto Kova burcuna geçecek. Hani Plüto 2023'te de Kova burcuna şöyle bir kısa geçiş yaptı ama sonra tekrar burcunuza döndü. Bu yıl 20 Ocak'ta burcunuzdan ayrılacak sevgili oğlaklar. Ama 1 Eylül ile 19 Kasım arasında tekrar bir oğlak burcuna kısa bir dönüş yapacak. O yüzden daha çok işte böyle 27, 28, 29 derece oğlaklar etki alacak Plüto'dan. Ve yıl sonu itibariyle artık tamamen Plüto burcunuzdan ayrılıyor. 2008'den bu yana burcunuzda Plüto sizi artık kökten dönüştürdü. Tamamen yeni bir kişi oldunuz. Plüto'yu uğurlayacaksınız. 20 Ocak'ta Plüto Kova burcuna geçince para evidir. Para evinizde uzun vadeli derinden dönüşümler başlayacak. Bakın bu uzun vadeli, yani çok da öyle belirgin olmayan konularla ilgili ve 20 yıllık bir transitten bahsediyoruz. Tabii ki yani ilk işaretlerini verebilir. Hani parayla ilgili dönüşüm ne olabilir? Para durumunuzda dönüşüm. Yani Plüto güç demek aslında. Yani para durumunuz güçlenebilir. Kaynaklarınız çok büyüyebilir. Maddi anlamda büyük bir güç de elde edebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ya da para kazanma şekliniz değişebilir. Hani bunlar dönüşebilir. Kaynaklarınızı dönüştürebilirsiniz. Hani finans ve para konularında önemli etkiler altında olacağınızı söyleyebilirim. Bu yıl Haziran'ın ilk günleri dikkat çekiyor. Çünkü Haziran'ın ilk günlerinde Plüto Kova burcunda, Jüpiter'de ikizlerde güzel böyle bir hava üçgeni oluşturacak. Sizin ikinci ve altıncı evinizde bu evler iş para evleridir. Dolayısıyla bu alan özellikle Haziran'ın ilk haftası hani iş arayanlar için, para kazanmak isteyenler için daha destekleyici olabilir. Ekstradan güçlü fırsatlar, hani iş birlikleri, ortaklıklar ya da ticari fırsatlar, mesela kendi işinizi yapıyorsanız çıkabilir ya da iş arıyorsanız karşınıza bu dönemde çıkabilir sevgili oğlaklar. Ay düğümlerine baktığımızda tabii ki ay düğümleri yılın genelinde aslında ana yönü belirliyor. Ana etkiyi gösteriyor bize. Tutulmalar da burada oluyor. Kuzey düğüm Koç'ta, Güney düğüm Terazi'de. Öncü burçlardalar. Siz de bir öncü burçsunuz. Dolayısıyla düğüm etkileri önemli görünüyor. 2023'te de başladı aslında bu Koç Terazi tutulmaları. Bu yılda etkilerini hissedebilirsiniz. Kuzey düğüm Koç'ta, 4. evinizde ve 8 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma hani özel yaşamınız ve özellikle yaşadığınız yerler, mekanlarla ilgili bir yenilik getirebilir. Ev almak, yer değiştirmek, taşınmak gibi. Hani ailevi konularda özellikle ev yuva konularında bir etki getirebilir. 25 Mart'taki 5 derece terazi tutulması kariyer eviniz ve toplumdaki statünüzle ilgili. Hani burada tabii ki işle ilgili de bir yer değişikliği olabilir. Hani bir işe girme ya da bir işten ayrılma ve benzeri konularla ilgili önemli bir etkiniz olabilir. Bir diğer husus da ailevi konular. Yani ailevi alanlar. Anneniz, babanız, hani onlarla ilgili konular da bu tutulmalarda çok etkili görünüyor. Belki onların hayatları, yaşamları, düzenleriyle de ilgili dönüşümler olacak. Bazı önemli etkilerle karşılaşabilirsiniz. 2 Ekim'de yine bir terazi burcunda güneş tutulmamız var. Bu tutulma sizin kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıcı daha çok aslında tetikliyor diyebilirim. Yani mesleki konularda bir teklifle karşılaşmanız ya da hani orada belki geleceğinizi de etkileyecek alanlarda yeni bir karar vermeniz, bir kariyerle ilgili belki bir yeni kapının açılması ya da hani bir tabii ki bir bitiş ya da bir farklılık da olabilir, bir yer değişimi de olabilir. Bunlar da yine Ekim ayında daha fazla gündeminizde olabilir. 18 Eylül'deki 25 derece balık tutulması 3. evinizde bu duygusal konularda biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü Satürn ve Neptün de balık burcunda. Zihinsel anlamda yaratıcılığınızın, ilham akışının güçlendiği bir dönem. O yüzden işte bir şeyleri yazmak, çizmek, tasarlamak için iyi bir dönem. Enerjinizi bunlara yönlendirebilirsiniz. Bununla birlikte işte kardeşlerle ilgili belki akrabalar,
belki bir komşunuz, hani bunlarla da ilgili duygusal anlamda sizi zorlayıcı bazı etkilerle de karşılaşmanız mümkün olabilir sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.